hafta sizlere dünyaca ünlü bir stilistimizi tanıtacağız. Amerika'daki en iyi Avrupalı tasarımcı ödülüne sahip stilistimiz Hatice Koralp, çocuk kıyafetleri tasarlıyor. Koralp imzasını taşıyan kıyafetleri birçok ünlümüzün çocuklarının üzerinde görebilirsiniz. Şimdilerde Warner Bros'un lisanslı ürünlerini tasarlayan tasarımcımız Hatice Koralp'in başarı hikayesini gelin şimdi hep birlikte izleyelim. Los Angeles, New York gibi şehirlerin ünlü mağazalarından çocuğunuz için alacağınız herhangi bir kıyafette Türk stilist Hatice Koralp'in imzasını görürseniz hiç şaşırmayın. 10.000 mağazanın oylarıyla Amerika'daki en iyi Avrupalı tasarımcı ödülünü alan stilist Hatice Koralp, yurt içindeki ve yurt dışındaki birçok yabancı markaya çocuk kıyafetleri tasarlıyor. Yaptığı koleksiyonları birçok ünlü çocuklarını şık giydirebilmek için tercih ediyor. Amerika'da da tasarımlarımı birçok ünlülerin çocuklarının üzerinde gördüm. Mesela işte bir gün bir dergi açtığımızda bir baktık şirkette. Gwen Stefani oğluna giydirmiş benim tişörtümü ve At magazinine çıkmış. Bu ay şirketçe çok mutlu olduk. Bir gün bir baktım David Beckham 3 oğlundan bir tanesine giydirmiş. Bir gün bir baktım Heidi Klum çocuklarından 3. çocuğuna giydirmiş. Yani bunlar beni son derece mutlu ediyor. Çocukların üzerinde görmem. Bazen bir televizyon şovunda görüyorum tasarladığım bir tişörtü. Hatice Koralp çocukluğunu Almanya'da geçirmiş. Ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra babasının isteği üzerine lisede giyim bölümünde okumuş. Bakırköy Kız Meslek Lisesi'nde babamın ricası üzerine giyim branşına yazıldım, hiç istemeyerek. Fakat ben resim yapmayı, çizmeyi çok seviyordum. Ama Allah'ın insana tayin ettiği bazı kaderler insanın daha sonraki hayatını o kadar güzel yönlendiriyor ve biçimlendiriyor ki giyim branşına gitmem benim için mesleğimde inanılmaz kilometre taşlarını aşmama yol açtı. Çünkü birçok stilist vardı ama hiçbiri kalıp, dikiş, giyim, yani bir kumaştan, biçimden, terzilikten anlamıyorlardı. Ve onlar için çok zordu bir şeyleri tasarlamak ama ben işin mutfağını biliyordum. Onun için benim için tasarım çok daha kolay olmuştu. Hatice Koralp, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi'nde 2 yıl resim eğitimi aldıktan sonra Olgunlaşma Enstitüsü'nün açtığı moda tasarım bölümünü birincilikle bitirir. Benim hedefim moda tasarımcısı olmaktı. Daha sonra Yüksek Kız Teknik Olgunlaşma Enstitüsü moda resminin ilk açılan mezunlarından, yani ilk mezunlarından. 2 yıl sonra dereceli orayı bitirdikten sonra babam çalışmamı istemiyordu ama ben okulu bitirmeden işimi bulmuştum. Başarılı bir eğitim hayatından sonra Avusturya kökenli bir firmada stilist olarak işe başlar. Şansım. Ya bu anlamda gerçekten çok yaver gitmeye başlamıştım. Daha sonra oradan başka firmalara transfer oldum. Hep kaderimde yabancı ülkelere çalışmak vardı. 2000'lerde yaşanan ekonomik krizin ardından Hatice Koralp eşiyle birlikte Amerika'ya gitmeye karar verir. Hani mesleğimi Amerika'da nasıl icra edebilirim? Bunun yollarını araştırmaya başladım. En sonunda gelinlik ve nişanlık diken bir atölyeye girdim. Terzi ve tamiratçı olarak. O kadar büyük bir mutluluk duydum ki burada yine babama çok teşekkür ediyorum. Çünkü kendisi beni bir terzi olarak yetiştirmemi sağlamıştı. New York'ta bir yandan dil kursuna giderken bir yandan da bir terzinin yanında çırak olarak çalışmaya başlar. Ara ütücü gitti. Sen gelir misin ütü yapma? Oh, severek gelirim. Yani ben her işi yapmak istiyordum çünkü ben hedefime kilitlenmiş bir insandım. O yüzden diyordum kendi işimle ilgili çıraklık, temizlik, düğme dikme, ütü yapma ne varsa ben yaparım. Bundan asla yüzünmeyeceğim ki Türkiye'de ben panço çocukluğumda bir şef tasarımcıydım. Yani çok iyi bir konumdaydım. Sonra beraber gittik. Ben Türkan teyzeyi nasıl zorluyorum? Lütfen beni patronla tanıştır. Çizimlerimi göstermek istiyorum. Artık 3 gün
O kadar ısrar ettim ki en sonunda bana Joseph'dan bir randevu aldı. Tam çıkarken karşı tarafta çok güzel çocuk giysileri bana bakıyordu ve ben onlara bakıyordum. İşte dedim, aradığımı buldum. Hemen içeri girdim. Böyle artık ben o anda kendi kontrolümden çıktım. Karşı dükkana girdim. Dedim ki merhaba dedim. Ben dedim çocuk tasarımcısıyım dedim. Çocuk giysileri tasarlıyorum. İhtiyacınız var mı çocuk tasarımcısına? Bana Hintli bir kız dedi ki ismin ne dedi. İşte ben ismimi söyledim. Telefon numaramı söyledim. Yani o kadar az İngilizcem var ki onu söyledim. Tamam dedi, biz sizi ararız dedi. 3 ay sonra beni aradıklarında o yer olduğunu biliyordum fakat adresi alacak İngilizcem yoktu. Yani zorla adresi aldım. O arada da kız kardeşim gelmişti, birlikte görüşmeye gittik. Çok güzel bir showroom'du. Yani artık rüyalarım gerçekleşmeye başlamıştı. Bana karşımda Rajiv, sevgili Rajiv bana durmadan söylüyordu. İşte şunu yapacağız, bunu yapacağız, böyle yapacak. Ben her şeyi anlıyormuş gibi böyle yapıyordum. Yes, I understand ama hiçbir şey anlamıyordum. Yes, I understand diyordum. Diyordum ki içimden nasıl olsa çizerim, yaparım, bu olayı götürürüm diyordum. İlk koleksiyonunu ENK Show'un New York'taki bir sergisinde göstermeyi başaran Hatice Koralp, sadece kendisi adına değil, ülkesi adına da gurur duyduğunu belirtiyor. İlk koleksiyonum ENK'de, New York'ta Yakovlevich Center'da sergilendi. Olağanüstü şeyler olmuştu. Yani rüyam gerçekleşmeye başlamıştı. 5 yıllık yoğun bir çalışma hayatından sonra bir sabah masasında ilginç bir mektup bulur. Mektubu açtığımda o kadar sevindim ki çünkü Earnshaw's bizim firma, yani bizim firmanın tasarımcısını, yani beni en iyi Avrupalı tasarımcı ödülüne layık görmüştü. Hemen Henry geldi, seninle gurur duyuyorum dedi. Ben gerçekten, yani yurt dışında her zaman aldığım her başarıda önce ülkem için sevindim, önce ülkem için mutlu oldum. Tasarladığı modeller New York merkezli sektörel dergi Earnshaw's'ta defalarca kapak olmuş. Ardından Time Mod dergisinde de modeli yayınlanan Hatice Hanım'ın rüyaları yavaş yavaş gerçek olmaya başlamıştır. Bir gün İstanbul'da çalışırken Vogue Bambini diye bu sektörün dünyada en önde gelen dergilerinin birine böyle bakarken dedim, yani şu dergide benim bir modelim yayınlansa yani ne kadar mucize olur, ama nerede dedim, bizde o şans, burada gideceğiz de. Ve gerçekten bir gün baktığımda tren istasyonundan işe giderken Time Out'ta kendi modelimi gördüm kapakta. Yani Port Auditory'de. O kadar duygulandım ki böyle dergiyi aldım, elime bakıyordum ve seviniyordum. İşte yanımdaki Amerikalı kadın dedi, bu neden hani bu kadar seviniyorsun? Bu benim modelim dedim. Aha dedi, ne kadar mutlu, ne kadar şanslısın dedim, ya Allah'ım dedim. Sen insanın gerçekten bütün dileklerini bir gün yerine getir. İnandığınız zaman gerçekten dünyaya meydan okuyabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Sadece bu işin sırrı inanmaktan geçiyor. Daha sonra Vogue Bambini'nin bir sayfasını benim dizaynıma ayırmıştı. Bu da beni çok çok son derece mutlu etti. Şu an Warner Bros'un lisanslı ürünlerini tasarlayan stilist Koralp, sanatını bütün dünyayla tanıştırma imkanını buluyor. Warner Brothers'ın bütün lisanslı mallarının grafik tasarımlarını yapıyorum. Hatta en son Yeşil Işık diye bir film yayınlandı. Bu Yeşil Işık'ın lansman tişörtlerinin tasarımları da bana aittir tamamen. Brightest day. Mesela bu elimde gördüğünüz tasarımım, geçen sezon Vizyon'un son filmlerinden Green Lantern, Türkiye'de de Yeşil Işık olarak oynadı bir çocuk ve gençlik filmi. Bu tasarımı tamamen birçok şirkette çalışan bütün tasarımcılar tasarladılar bu tarz şeyler. Benim tasarımım lansman tasarımı olarak seçildi. Bunu giyen çocukların, kendi çevremdeki çocuklara da bunlardan hediye ettim. Kendilerini Süpermen gibi hissettiklerini gördüm. Bu da beni son derece mutlu etti. Ve bu tasarım o kadar tuttu ki artık bütün süper kahramanlarının baş kısımlarını çizmiyorum. Müzik
Gençlerin önünün açık olduğunu düşünen Hatice Hanım onlara bazı tavsiyelerde bulunuyor. Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli var. Yani inanılmaz. O kadar pırıl pırıl gençlerimiz var ki. Öncelikle kendilerine inanmalarını tavsiye ediyorum. Bir, İngilizceyi çok iyi öğrenecekler. Konuşacaklar, anlayacaklar, yazacaklar. Ve tasarımcı olmak istiyorlarsa Photoshop'la Illustrator'ı gözleri kapalı kullanacaklar. Ya da bizim Türkçe deyimiyle Corel Draw denen program. Türkiye'de buna Corel Draw deniyor. Bu programı yani gözleri kapalı kullanabilecekler. Bunları yaptıktan sonra da Amerika'da bu dalda eğitim veren sertifika programları var. Mesela iki tanesine örnek verebilirim. Bir tanesi FIT New York'ta, bir tanesi de Pearson School of Design. Bunların 6 aylık sertifika programlarını bitirdikten sonra internship olarak Amerika'daki çeşitli tekstil firmalarına girebilirler. Ben çok biliyorum, bir yılda belki 150 başvuru yaptım ve asla kabul görmedi. Ama bir gün muhakkak birisi sizin rezümünüzü okuyacaktır. Bunu isteyin ve güvenin. İstediğiniz zaman yapamayacağınız hiçbir şey yok. Yurt dışındaki hiçbir genç, hiçbir Amerikalı genç sizden daha yetenekli değil.